Uzay Çatılı Halk Pazarı'nda düzenlenen Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında en verimli besi sığırı yarışması yapıldı. Yarışmada besi sığırları ırk özellikleri, canlı ağırlığı, vücut genel yapısı ve tahmini günlük canlı ağırlık artışı kriterlerine göre değerlendirildi. Üretimi değerli kılabilmemiz lazım. Eğer üretirsek, ürettiğimiz değerli olursa ancak o zaman kalkınmanın kapısını açar ve bu yoldan ilerleyip gelişebiliriz. AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ise Burdur'a yakışır şekilde güzel bir fuar organizasyonu gerçekleştirildiğini kaydetti. Şu anda hayvancılıkta çok iyi bir noktada olduğumuzu ve bunu daha da ileriye götürmek için aklımızı kullanarak yeni bilgi ve teknolojileri, yeni üretim tarzlarını ve üretimi arttıracak yolları, yöntemleri hepimizin daha iyi bir şekilde öğrenmesi gerekiyor. Yarışmada 1030 kilogram canlı ağırlığıyla Ali Zorlu'nun Fırat adlı besi sığırı birinci, İşte şampiyon. 815 kilogram canlı ağırlığıyla Hacılar Köyü'nden İfaket Yavuz'un Ercan adlı besi sığırı ikinci, 900 kilogram canlı ağırlığıyla Kağılcık Köyü'nden Ethem Taşoluğ'un Rafet Erroman adlı besi sığırı üçüncü oldu. Taşoluğ'un sanatçı Rafet Erroman'ın ismini vermesi ise büyük ilgi topladı. Rafet Erroman olarak koyduk, Rafet olarak yazıldı. Ha güzel mi ölüyor bu? Sesi çok güzel. Nasıl besliyorsun bunu? Nesine dikkat ediyorsun? Şimdi jüri değerlendirmeyi yapıyor. Ama sen nasıl baktın bunlara? Ben ne gerekiyorsa yaptım. Her türlü proteini, yonca, besiyeni, arpa kırması, yem karmam ateşle kararak döktüm. Yarışma birincisi Ali Zorlu duygularını şöyle anlattı. Çok mutluyum. Yılmaz başarılı. Emeğimin karşılığını aldım. Nasıl baktınız? Nasıl beslediniz? Küçükten kendimiz uzalattık. Kendimiz doğum yaptık. Yani nasıl bir insana nasıl bakıyoruz? Kendi çocuğunuzun ilgilenerekten baktık.